Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bakayım kimler de var. Bu akşamki ders hakikaten ciddi bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Sizin böyle canlı olmanız bana katkı sağlayacak. Sıkıntıların kaynağı ve buhran ve bunalımın zemini nedir o? Güven duygu, güven sorunu yaşayan bu asrın insanı güvensizlik. Güven sorunu yaşıyor. İstinat noktası, dayanak noktası yok. Yani güven nasıl bir şeydir, nasıl tahrip oluyor, nasıl güçlenir? İnsan tek başına olunca mümkün değil. Mesela bir tanesi biraz önce aradı. Bunlar sanki bu dersi yapacağım gibi. Abi diyor evde tekim ve erkek adam ya. Demek ağlarmış. Abi sıkıntıdan ağlıyorum dedi ya. Tamam. İç sesini duyayım dedi. Abi be canlandım diyor. Nasıl oluyor? Bunlar psikoloji mi? Değil. Psikoloji değil. Tanımlayamadığımız bir şeyi psikoloji deyip geçiştiriyoruz. Sirayet. İnsanın siması, insanın sesi, insan büyük abdesti, küçük abdesti, teri, kokusu insanın kimliğidir. Karşıya taşınır. Şu anda birkaç tanesini ilim şey yapıyor. Diğerlerini bilmiyorum. Güven duygusu nasıl olur? Ben size ilk önce cümle cümle okuyacağım. Sonra Risale'den çalıştığım için geldi. Metnini okuyacağım. Bu asrın insanın en büyük sorunlarından biri güven sorunu yaşamalarıdır. Güven sorunu yaşıyor. Haşa, haşa, haşa. Allah'a bile güven sorunları var Müslümanların. İnsanların değil, Müslümanların. Allah'ı bile sorguluyor. Allah'a karşı bile güven sorunu yaşıyor bu asrın insanı. Onun işlerini bile sorguluyor hale gelmişiz. Allah'ın işlerini bile sorguluyor hale gelmişiz. Yani niye böyle oluyor? Niye böyle gidiyor? Allah Allah. Olmaması lazım. Yani direkt Allah'ın rububiyeti olan icraatını bile sorguluyoruz. Allah'a sorguluyoruz. Tövbe ya. Müslüman ha. Nereden geldi ya bu başıma? Ya bu bana ne diyor demiyoruz da. Bu bana beni nereye taşıyor? Demiyor. Bu nereden geldi ya? Ben ne yaptım ya? Ben bir şey yapmadım diyor ya. Her şeyin iki yönü var der malum değil mi ustad? Bir zahiri esbab. Bir de kaderin arka tarafı, hakiki müessir sebep kaderdir. Bakayım ne diyor sana? Kader hakimdir, faili muhtardır. Atlayarak okuyorum. Onun işlerini bile sorguluyor hale gelmişiz. Bunun en büyük sebebi üç tane olarak koyuyorum. Şimdilik bir tanesi kıyası bir nefs. Yani herkesi kendisi gibi zannediyor. Ben böyleyim. Tamam ben böyleyim. Dolayısıyla herkes de öyle. Kendi güvensiz adam herkesi güvensiz görür. Yalancı adam, dürüst adam der mi karşıya? En güvendiği kişi kendisidir. Kendisi de yalancı. Kime güvenecek? Kendisine en çok güvenmesi gereken kendisi, kendisine yalancı. Yalan kendisini ortadan kaldırandır. Yalan kendini inkar edendir. Yalan fıtratını değiştirendir. Böyle bir fıtrat kendisine güvenmiyor, kendisine yalan söylüyor. Sana güven getirir mi? Bunun sebebi şu işte. Kıyasi bir nefs. Sakın ha. Bu çok büyük bir zulümdür.
Evde de öyle. Uygulayın böyle. Şöyle. Ben böyleysem, ben böyle düşünüyorsam, o da öyle düşünüyor canım. Ben böyle bakıyorum, o da bana böyle bakıyor. Diyor. Buna kıyası bir nefs. Kendisini genellemek. Herkesi kendisi gibi zannediyor. Oradan böyle bakıyor. Ben sahtekarım. Onlar da sahtekar. Allah Allah. Yani herkesi kendisi gibi zannediyor. Ben bu isem herkes de öyledir. Der, hareket ediyor. İkincisi tulu emeldir. Tulu emel tulu emel nedir arkadaşlar? Katkısı olacak var mı? Tulu emel. Allah Allah. Dünya sevgisi. He? Dünya sevgisi, dünya olan meyiller. Tam da onun adı ne? Yani tulu emel yani sanki 500 sene yaşayacakmış gibi yatırım yapmak. Yani bitmez tükenmez beklentiler, arzu istekler. Yani sanki ebedi yaşayacak gibi. Tulu emel bu. İnsanın içsel yapısını çökerten. Üçüncüsü, bozuk çevre ve yanlış bilgi. İlişkilerde iletişim sorunu, karşı tarafı ne kadar dinliyor ve değer veriyor. Üçüncüsü de bu. Bozuk çevre, yanlış bilgi, ilişkilerde iletişim sorunu, karşı tarafa değer vermeme, ben merkezli yaşama, güven sorunu yaşamalarına sebebiyet veriyor. Üç tane. Bir tanesi kıyas bir nefs, kendini genellemek, herkesi kendisi gibi görmek. İki, tulu emel, bitmez tükenmez dünyalı böyle arzu ve hedeflerin peşine koşma, kendisini unutuyor. Üçüncüsü de doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapmamak manasında olan yanlış çevre ve yanlış bilgi. İletişim sorununu doğuruyor. Abi ama kime rastladımsa, kime tuttumsa hep bozuk geliyor. Herkes kendi tipindekini çeker. İşareteceğiz da öyle geçiyor. Aynı cinste olanlar aynı cinsleri celps ve celbederler. Abi herkes şey ya, sen de öyle yamuksun demek. Herkes yamuk diyorsun. Herkes çürük, bir sağlam sen. Oldu mu? Bak ne diyor? Birbirine zıt olan eşya aralarında nefret vardır. Çekimemezlik olur. Fakat mütenasip birbirine yakın olan eşya arasında meyil ve cezbe vardır. Yani birbirine temayül ederler ve yek diğerini celbederler. Aralarında ittihat olur. Yani herkes kendi cinsinden çekiyor. Hani var ya Peygamberimiz hadisi aleyhissalatü vesselam. Söyle arkadaşını, söyleyeyim kim olduğunu. Çöplüğe mıknatıs atarsanız demiri çeker, naylonu çekmez. Değil? Arkadaşlar, kainata saldığımız düşüncelerle biz muamele görüyoruz. Adetullah böyle işliyor. Peygamber'e de bile öyle işliyor. 10. kattan atlarsa peygamber de, insan da atlarsa yere çakılır. Ama adetini değiştirir, mucize olur başka. Yani herkese adet çalışıyor. O zaman ene aynen zenni abdibi, kulum bana nasıl inanırsa ben ona öyleyim, öyle muamele ederim. O zaman bizim tiptekileri çekiyorsun. Aa bak şimdi mesela sen buraya geldin, bak bakalım etraf yanındakini tanıyor muydun? Beraber geldiniz hariç. Önün arkana bak bakalım. O da bu da senin gibi. Bak çektin işte. Kötü mü oldu? Güven duygusunun gelişmesi için bir, tutarlı olman, sözlerinde durman, farkındalığını uyandırman, sevildiğini, Allah tarafından sevildiğini bilmendir. Bir daha söylüyorum. Güven duygusunun gelişmesi için tutarlı olman, yampır yampır yok. Bir böyle bir böyle. Böyle doğru olacaksın. Doğru Musa. Yampır yampır bir böyle kaygan bir zemin olmayacak fıtratımızda.
Ya tutarlı olacaksın. Sözlerinde durman. Yalan konuşmayacaksın. Haram yemeyeceksin. Bak sıkıntına alakalı bir şey söyleyeyim ben. Neredeydi? Yeni geldim ya Anadolu'da. Ama vermeyeceğim şehri. Abi, buyur kardeşim. 3-4 kişi dersten önce. Yani 10 kişi var yok. Dersten önce. Gündüz ikindi. Dersten önce gelmiş. Ama ben o şehre yeni gitmişim. Oradaki hiç kimseyi tanımıyorum. Soru sordu. Dedi ki, bak, ders alın, siz de ders alın. İlle başınıza gelmesini beklemeyin. Ne olur. Abi çok sıkılıyorum, göğsümde ateş var, yanıyor. Ne yaptımsa yok abi. Doktora bile gittim, yok. Abi çare gördüm abi, gözünü seveyim diyor. Böyle diyebileceklerini tahmin edin. Otur bak. Kaç yaşındasın dedim. 46 yaşındayım. Güzel. Tamam. Ben sana sayacağım. Yani sıkıntının kaynaklarını sayacağım. Hangisiyse onu çözeceğiz. Turnusol kağıdı gibi. Baz mıdır, asit misin belli olacak. Tamam. Tamam abi dedi. Yalnız bildiğim için, tecrübem olduğundan, bak ben sizi tanımıyorum. Tanıyor muyum? Yok abi dedi. Siz beni tanıyabilirsiniz ama ben tanımıyorum. Dolayısıyla sizinle bir ilişkim yok. Sizin birbirinize karşı durumunuz, akrabalığınız, bilmem münasebetinizi bilmiyorum. Konuştuğumu zan yapmayın diye anlatıyorum. Ne diyorsam, abi beni biliyor da konuşuyor veya şuna karşı bir vaziyetim var da söylüyor demeyesiniz diye söyledim diyorum. Tamam abi, tanıyor muyum ben sizi? Yok. Birbirinize alakanızı biliyor muyum? Yok. Ona göre dinle. Yani böyle zan yapma bana. Tamam abi. Sıkıntının sebebi. Bir. Güven çöküntüsü var ya. Bir. Namazı vaktinde kılıp tesbihatını yapıyor musun? Cemaati, cemaattan beslenme sebebidir. Şey. Namaz kılmak vazifedir. Tesbihat yapmak cemaattan alma sebebidir. İki. Hizbul Kur'an okuyor musun? Yok, Risale-i Nur talebesi değilsin. Kur'an okuyor musun? Hizbul Kur'an da okuyorum abi dedi. Haftada en az bir gün derse gidiyor musun? Gidiyorum abi dedi. İnternet, televizyonlardan uzak duruyor musun? Duruyorum abi dedi. Her gün 5-10 dakika mutlaka Risale okuyor musun? Okuyorum abi dedi. Ha, tamam. 5. Şimdi... 6. Haram yiyor musun? Ve yalan konuşuyor musun? Ah aldın mı kardeşim? Ah aldın mı, alıyor musun? Ben bu kadar bilgim biliyordum. Bunu külliyattan tespit ettim. Şerişe bu kadar biliyordum. Bir gün rüyada, size de anlatmış mıydım bilmiyorum. Rüyada hep böyle anlatırdım. Ders, eski derslerimde hep buraya kadar varırsınız. Bir gün rüyada birisi ders yapıyor. X birisi. Bana atfen diyor ki, eksik söylüyorsun. Bu şu 6 tane. İlmihal, fıkıh bilgisi de bilmemek sıkıntının sebebidir. İlmihal. Tuvalete gidiyorsun, tuvalete girmeyi bilmiyoruz. Taharet etmeyi bilmiyoruz. Namazı bozmayan şeyleri bilmiyoruz. Guslu bilmiyoruz. Ya bir tane sana anlatayım. Ben bilmiyordum. Kendisi misal verdi. Bak sana bir misal vereyim dedi. Ben nerede bilecektim ya? Banyo icap etti, gusül icap etti, uyandı adam. Bir aktı saate, sabaha 3 saat var. Geciktirmek sıkıntının sebebidir diyor. Kalk yıkan dedi. Allah Allah. Ha? Şimdi gelelim mevzumuza. 5 tane saydım. Tamam abi dedi. Bayağı cesurca mukabele ediyor. Ondan sonra şey geldi, 6.sına kul hakkı yiyor musun, yalan konuşuyor musun? Ah aldın mı, alıyor musun?
Hiç ses yok. Meğer karşısındaki adamı ortak iş yapmışlar. Nasıl yapmışsa menfaatleri, şirketi menfaatlerini kaydırmış kendisine. Şirket tam zarar etmesi böyle hissetmiş. Menfaatleri kaydırmış. Adamı iyilik yapıyorum diye şirketi tamamen onun üzerine yakmış. Bütün borçları onun üzerine yüklemiş. Adam evine bir ekmek götüremez hale gelmiş. Meğer karşısındaki adam oturuyormuş. O karşıda oturuyor. Bir de bana soruyor ki hocam göğsümde ne ateş var? Ona affedersin kıçından ne ateş yok? Ona şaşırıyor. Özür, affınıza sığınırım ben, kusura bakmayın ya. Sen bu aha alacaksın, bu kul hakkını yiyeceksin, bir de huzur bekleyeceksin. Aa, abi uçuyorum kaçıyorum, herhalde. Ulan biz doğru yapmaya yaparak gene zor buluyoruz bu huzuru da, sen yanlış yaparak mı huzur bulacaksın? Allah Allah ya. Ah alacaksın, konuşunca yalan söyleyeceksin ve kul hakkı yiyeceksin ve huzur bekleyeceksin. Böyle bir şey olur mu? Adetullah'ta böyle bir şey yok. Ha olur. Huzurlu olanlar da var. Ha yapanlar var. Hadiste şerif, hadis-i şerifte diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Haram Müslümana yaramaz. Abi bana yarıyor. Bir şey demedim. Haram Müslümana yaramaz dedim. İslamiyetini sorgula. Fiilinle düşüncelerin çok uçuk noktalarda çarpışmalarına müsaade etme. Düşün, inançlarınla fiilin çatışmasın ve çarpışmasın. Güvende olduğun itikadın ve bunu destekleyen iman-ı billah ve iman-ı bil ahiret çapını genişletmek. Yani iman-ı bil ahiret ve iman-ı billah hakikatını çapını genişletmek. Yani şu. Evde evi ben biraz böyle eylemciyim biraz. Alemci değilim de eylemciyim. Yani okunanı uygulama isterim. Ailedesin kavga var, gürültü var, geçimsizlik var. Niçin? En büyük sebebi şu. Karşıki tarafı değiştirmeye kalkıyoruz. Değiştirme kardeşim, değiştirmeye kalkma. Abi demeyecek miyim? Deme kardeşim, o da biliyor. Ne yapacağız? Ya şu tarafın hoşuma gitmiyor ama onun güzel sıfatını, ahlakını onayla ve o güzel sıfatının çapını genişlettikçe, çapısı büyürse kötü sıfatlar aşağıda kalır. Çünkü hiç kimse ama hiç kimse kötü bir sıfatını veya yanlışını söylediğin zaman hey Allah razı olsun ya, iyi ki dedin ya, bilmiyordum ya, hemen değiştireceğim, böyle bir şey olur mu? Der mi? Hangimiz deriz? Ya niye oldu bana dedin ya, bilmiyordum. Demez kardeş. Ama hiç kimse, gene hiç kimse İltifatı yok canım estağfurullah falan. Rahatsız oluyorum demez. Estağfurullah der ama koy cebime. Ne yapar? Güzel sıfatını onayla. Va şu tarafın var ya hanım. Şu tarafını o kadar hoşuma gidiyor ki şey yapma ama gururlama. Bayağı onu yapar. Yırtılır yırtılır onun çapını genişletmek için. Güzel sıfatın çapı genişlendikçe küçük şeyler, hatalar orada gözükmez zaten. O kapanır. Çünkü tamamen kaldırmak Allah bile yapmamış. Kötü sıfatlar yok mu bizde? İstidat kabiliyetleri. Var. Küfür etme özelliğimiz var. Namaz kılmama özelliğimiz var. Namaz kılarak kılmamamızı örttük. Biz yani şirk tarafımız yok mu? İman-ı kamil olduğunca iman ettiğimiz için şirk tarafımız geri kalmış. O da duruyor. Neyi kaldırıyorsun? Kalkmaz o. Kalkmamalı zaten. Melek olurduk. Ben istemem böyle bir şeyi. Şirk yapmama... Şirk yapma özelliğim kalksa ben istemem ya, melekleşirsin. Melek olur mu ya insan? İner miyim ya Mercedes'ten atağa iner miyim ya? İnsan böyle olmalı. Zıtların cemidir. O zaman arkadaşlar onun hoşuna gitmeyen sıfatını ikide bir vurgu yapma. Dokunma. Ne oluyor onda? Sana vurgulasalar ne olurdun? Öyle oluyor oraya. Ne yapacaksın? Bana şöyle yapsalar. Abi... Şu derslerim var ya şu tarafın. Öyle hoşuma gidiyor ki yapma ya falan. Hep o dersleri çapını genişlettiriyor. O zaman öteki taraflarımı baskın bırakıyor. Onlar yok olmaz. Güvende olduğunu, Allah beni seviyor. Acayip bir şey ya. Sevmekten daha kalitelidir sevildiğini bilmek.
Çünkü seviyorum, pişiyorum, yandım, piştim, köfte oldum. Ben seni sevmiyorum diyor öteki taraftan kız, hemen intihar ediyor. Hani sevince uçuyor, kaçıyordun. Demek ki sevildiğini bilmek, sevmekten daha güçlü bir insana güven getiriyor. Allah seni sevdiğini nasıl anlayacaksın? Sünnet-i seneye uyarak. Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Şu anda bu işi Allah seviyor mu, sevmiyor mu? Seviyor. Dinimiz böyle diyor. Allah bu işi seviyorsa, şu anda da sana nasip etmişse, Allah şu anda seni seviyor. Eğer şu anda beni acaba Allah seviyor mu diyen, Bakırköy'e gitmesi lazım. Akıl hastanesi. Çünkü dini sorguluyor bu sefer. Allah ne sorguluyorsun? Hadis-i Kutsi'de diyor ki, Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Allah'ın sevdiği işte. Efendim, yalnız kalmamak, güvenilir dostlarına teslim olmak, güvenmek, tatmin olduğun bir cemaat olmasını aramak, tatmin olduğun bir yer, memnun olduğun bir yer. Sakın cemaatsiz kalma. Çünkü ancak yalnızlık Allah'a mahsus. Hiç kimse yalnız da mutlu olamaz. Misal vereyim, evde hanımın çocuğun dişi ağrıyor. Sen orada mutlu olur ya, rahat yatabilir misin uykun? Evde bir tanesi hasta. Sen huzur bulabilir misin o evde? Bulamazsın kardeş. Mutluluk istiyorsan mutlu etmeye çalış. Tek başına mutlu olamazsın. Güven olamaz. Kendisini güvensiz hissedenlerin içinde sen güven bulamazsın. Sevgini karşıya ifade etmek manası olan sevginizi ishar edin diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Kendini başkalarıyla kıyas yaparak kendine haksızlık yapma. Kimseyi putlaştırma, kendini putlaştırma. Kendi özgüvenini çökenin özelliği şudur. İnsanları ilahlaştırır. İnsanlığını kaybedenlere insanların ilah olması kolay olur. Çünkü niye? İnsanlığını kaybetmiş, insanın ilah olması kolay olur. İnsan olduğunu, özgüvenini bilen adam insanı ilah edemez. Mesela Allah böyle diyor diyoruz. Edile-i Şeride böyle diyor. Bu haramdır. Haramla hizmet olmaz. Adam diyor ki haramı, yanlışı, dine hizmettir diyor. Sen de dini çıkale almıyorsun, adamın dediğini yapıyorsun. O nedir o zaman sana o? İlahtır. O birbirinizi ilah edinmeyiniz. Nefsini ilah edinenleri görmedin mi? Hep dışarıya anlatır, konuşuruz bu ayeti. Ya bu Müslümana ait ya. Bu Müslümana hitap ediyor. Yestavun alayete dünyanın ahireti. Ve yesudune an sebilillah. Bunlar hep Müslümana hitap ediyor. Nefsini ilah edinenleri. Öyle mi? Birbirinizi ilah edinmeyin. Kime kardeşim? Bu Müslümanadır. Nedir o? Allah'ın dediğine rağmen, Allah'ın zıt söylediği, şeriatın zıt söylediği şeye ona itimat etmek, ona teslim olmak, Allah'ın dinini kale almamak, onu ilah edinmektir. Kim yapar bunları? Kendi özgüvenliğini, insanlığını kaybedenler yapar. İnsanlığını kaybedenlere insanların ilah olması kolay olur. Şimdi metin okuyorum. Çalıştım, notlar almıştım. Allah'ın hikmeti açtım ve orası çıktı. Bak. Güzel. İnşallah makbuliyete alamettir. İki kişiden bahsediyor. Bir böyle, bir böyle. Bakın. Sayfa 255. Mektubat. Birisi cesur, kendine güvenir. Kuvvetliyim, cesur. Diğeri hamiyetli, milliyetperverdir. Biri bir muharebe zamanında kendine güvenen adam devlete intisap etmez. Kendi başıyla iş görmek ister. Yani bunu uygulayın dine, davaya. Yani bir muharebe, bir savaş zamanında efendim kendisine güvenmeyen insan, kendisine bir muharebe zamanında kendine güvenen adam devlete intisap etmez. Kendi başıyla iş görmek ister. Kendi kuvvetinin menbaalarını belinde taşımaya mecbur olur. Çünkü savaş var. Devlet mevlet değil. Herkes kendisi devlet olmuş. Bu adam devlete güveni yok. Temsil yani bu.
teçhizatını, cephanelerini kendi kuvvetine göre çekmeye mustardır. O şahsı ve küçücük kuvveti miktarınca düşman ordusunun bir onbaşısıyla ancak mücadele eder. Fazla bir şey elinden gelmez. Öteki kardeş kendine güvenmiyor. Kendisini aciz, kuvvetsiz biliyor. Padişaha intisap etti. Askere kaydedildi. Yani uygularsak, ya ben hangi organımın sahibiyim? Değil mi? Hiç mi tanı yok? Nereye hakimim? Güneşe mi, buluta mı? Dünyaya mı? Kansere mi? Nereye hakimsin? Anlatmıştım değil mi geçen bir misalde? Adamın kaşıntısını. He? Burada mıydı? Adam bir tanesi kaç yaşındaydı ya? O kadar da yaşlı değildi. Ensesi kaşınıyor. Ey kendine güvenen, iyiyim, zenginim, ben bir yere intisaba ihtiyacım yok diyebilen genç kardeşlerim. Böyle bir genç. Ensem kaşınıyor hocam dedi. Kana almadı. Kaşınır canım. Herkes de kaşınıyor. Ertesi gün gittikçe çoğaldı diyor. Bir hafta geçti hiç gibi yapmadım. İş çok. Fabrikaları var. Ondan sonra şu Kayseri'nin olduğu en çok memleket. Malatya'lı. Oradan kaldı kafama. Ya Kayseri ya Malatya. Neyse. Ondan sonra bir hafta sonra diyor kızardı ve komple şişti. Hanım dedi ki diyor gitsene bir telefon şey doktora. Doktor iyi gideyim. Hakikaten gitti. Çok acayip olmuş. Bir bakıyorlar. Oho. Bacayı alev almış. Her tarafı sarmış. Her tarafı sarmış. Ve ona derdim. Kardeşim derse gel. Aynı şöyle derdi. Abi zamanım yok. İnan kaşınmaya zamanım yok. Şimdi bol bol kaşınırsın. Yani ben de biraz lafımı esirgemiyorum biliyorum. Ama ben hizmet edene ve gayretli olan, kurtulmak isteyene hizmet değil, köpek olurum. İnan böyle bir ahlakım var. Hoş dururum. Bak o zaten derdimden buralar. Her tarafa gidiyorum. Bak yeni geldim. Davet ederdi. Abi zamanım yok. Başımı kaşıyacak zamanım yok derdi. Acayip işi vardı. Cerrah Paşa'dan çıkıyor. Karısı arabada. Raporu tutuşturdular. Vele dalin amin. Abi. Buyur kardeşim. Bunları anlattı. Abi orada mısın? Gelmek istiyorum yanına. Zamanı var mı kardeşim senin? Abi be. Bu eşe tam hak etti bu lafı. Kardeşim çarnaçar kalıp da geleceğine, neredeyse musallaya mecbur olacağına, camiye gelmeyenlere diyorum. En son getirecekler seni musallaya. Ya mecbur olmadan gelsen adam gibi. Diyesin geliyor da demiyorsun. Dedim ki telefonu aradı ya İstanbul'da değilim dedi. Abi de görüşmek istiyorum dedi. İnşallah dedi. Sana şunu söyleyeyim. Öyle ruhu kanser olanlar var ki cesedi canavar gibi. Namaz yok. Ruhu kanser. Oruç yok. Ruhu kanser. Haram helal kavramı yok. Ruhu kanser. Yalan söylüyor. Ruhun kanser. Dinle alakası yok. Dava yok. Niye yaşıyor ki? Ruhu kanser. Ama cesesi sağlam. Ama hakikaten kanser. Ama ruhu hür oldu. Arkadaşlar size bir misal vereyim. Ömür bitmiyor. Tebdil ediliyor. Tebeddül ediyor. Misal vereceğim. Bir kamera düşünün. Kamera. Ey ölümden korkan kardeşim, sana bu misali veriyorum. Çok hadisenizi hal edecek inanıyorum. Allah'ın son verdiği bir misal bana ikram etti. Kamera düşünün. Ona yeni bir pil aldınız, taktınız. Film çekiyorsunuz. Bazen çektiğiniz film belki de pilin 10 katı, 100 katı değerde oluyor satarsan. Değil mi?
Bazen de o çektiğim film çok pil kada bile etmiyor. Abi kalitesiz oluyor. Bazen çektiğim film pili harcamaya değmiyor. Tamam. Şimdi iyi dinleyin burayı. Pil bitiyor, film oluyor. Pil bitmiyor, film de olmuyor. Film oluyor, pil bitiyor. Pilin bitmesi filme dönüşüyor. Pil mi bitti şimdi? Filme dönüştü. Pil bitmiyor. Hakikati değişti. Pil kaldı. Pilden kasıt beden. Tamam? Beden. O kamera ruh. O çektiği film, o pil bitiyor. Yani ömür bitiyor, filmini yapıyor. Ömür mü bitiyor şimdi? Pil bitti denilir mi? Bak be, şuraya bak ya, pili bitirdik ya. Öyle bir film oldu ki, pile mi benziyor o film? Ömür mü bitiyor şimdi? Filme dönüşüyor. Buna tebeddül deniliyor. Çekirdek ağaç oldu. Zarar mı ettin? Yoksa cebinde çekirdek kalacaktı. Ömrünüz bitmiyor arkadaşlar. Tebeddül ediliyor, bedelleniyor. Filme dönüştürülüyor. Ustad diyor, ki insan bir çekirdeğe benzer. Çekirdeğin ağaç olması için ne lazım? Güneş, su, hava, toprak. Muamelito. Bak şimdi. İmanın ziyasıyla. İmanın ziyasıyla. İslamiyet suyuyla. Ubudiyet toprağı altında evamir-i Kur'an'ı imtisal ile dar, karanlık, soğuk olan toprak altındaki o çekirdek ağaca geniş bir aleme inkılap ediyor. Sıcak, geniş, aydın bir aleme. Şimdi çekirdek çürümese ağaç olamaz. Çekirdek çürüyor demek ağaç oluyor demektir. Çürümediğini kabul edin, ağaç yoktur. Çürümek demek ağaç demek, ağaç demek çürümek demek. Çekirdeğin çürümesi demek. Bedelleşiyor. Şimdi çekirdeğin çürümesi öldü mü yani? Ağaç olarak dirildi. Ölüm yok kardeşim. Tebeddül var. Itlak ruh var. Tahvili vücuttur. Itlak ruhtur. Pil gibi pil. Tamam. Ölüm yok. Diyeceksin olan bir yerde demeyeceksiniz. O manyağın birisi diyor. Ölüm yok diyor. Bir sürü mezarlık var diyecekler. Tamam. Ölüm yok diyecekler. Şimdi ölüm yok. Pil bitiyor. Ama filme dönüşüyor. Eğer pilin bitmesini istemiyor musun? Bas kameraya dursun. Ama filmde yok. Öyle pil kalır. Hiçbir şey. Pili başka bir şeye koyalım. Koy fırına. Ekmek pişiyor. Öyle değil mi? Koy başka bir yere. Sokak panel var. Güneşten alıyor pil. Sokak lambasına dönüşüyor. Renklere dönüşüyor değil mi? Sarıdır, kırmızıdır, yeşildir. Arkadaşlar, kainatta hiçbir şey bitmiyor. İlle bir şeye dönüşüyor. Bana bir tane söyleyin bitsin kendisi, başka bir şeye dönüşmesin. Öyle bir şey yok. Dönüşmeyen bir şey söyleyin bana. Kainatın en büyük kimyası çürümektir. Çürümek olmasa bugün hiçbir bitki olmaz. Gübre çürümese en büyük kimyadır. Sana şeftali olarak gelir mi? Ya bedellemek var. Ama bilince rahat ediyorsun. Keyif veriyor. Fişek gibi oluyorsun. O zaman filmini iyi çektir. Pilden kaliteli olsun. Hadi bakalım. Elhamdülillah Risale-i Nur böyle ders verince insan ne kadar canlı oluyor ya. Cenaze evinde anlattım. Geçen. Allah Allah. Ne kadar hoş ya. Abi ya benim ömrüm bitiyordu. Kanserdim ya. Filmin oluyor kardeş. Ama abi kısa oluyor. Bazısı 90 sene. Ya benimkisi 40 sene, 42 sene, 45 sene ya. Yani fazla istiyorsan
Bursa'ya çıkarken bir tane solda şey var, çınar ağacı var. 700 mi, 900 sene mi ne tabelası yazıyor. Bir saat insan mı yaşamak istersin? 900 sene kereste çınar mı? Çınar mı yaşamak ister? Kim ister? Tabii canım. 900 sene kereste ol, hep kereste olacak. Hayvanlar, kargalar bilmem neler. O kadar. Yani şey yapacak. İnsan çıldırır ya. Ulan hakikaten şimdi masa ben olsam şu masa. Birisi benim. Çok acayip bir şey. Hatta köpeği kıyas ediyorum. Köpek köpek olduğunu bilse kafayı yemez mi ya? İyi ki bilmiyor ya. İyi ki bilmiyor. Ya ben kendimi biliyorum. Ben kendimden haberdar etti, yarattıken bir de kendi vücudundan haberdar etti. Şu nimete bak ya. Kör olsan, ama olsan, felç olsan bile bir an yaşadığının şuurunda mısın? Ne mutlu sana ya. Varın şuurunda olmak. Var olmak. Var olmak acayip bir şey ki küfür bile mani değil. Ebu Cehil'i bile yaşatmış. Ona da bir aktörlük vermiş yani. Var olma şuuru var ya, acayip bir şey ya. Arkadaşlar, kaliteli bir yerdeyiz. Fazla ses yapmayın. Bu noktadan cennetten kalitelidir. Ne diyorsun ya? Cennette olmak, cennette olmayı gerektirmiyor. Cennetteydi Adem, cennette olduğunu bilmiyordu. Cennette cennet olduğunu bilmesen cennet cennet değil. Şey var, maddetli olduktan sonra dünya lezzetlerini işte almış. Evet, evet. Adem Aleyhisselam cennette olduğunu bilseydi, ölümsüz olduğunu bilecekti ve onu yemeyecekti. Cennette olduğunu bilmediğinden öleceksin diye, ölmemek için bunu ye dedi. Değil mi? O da yedi. İlk defa yalan oluyor. Yalan ilk defa orada uyduruluyor. Cennette idi, cennette olduğunu bilmiyordu. O zaman cennette olmak yetmiyor cennet için. Cennette olman için yetmiyor orada olman. Cennette olduğunu bilmen lazım. İşte onu buradan biliyorsun. Burada mayalanıyor. Cennet, cennet buradan biliniyor. Onun için indirdi aşağıya. Arkadaşlar, her bir ayetin mutadit manaları vardır. Dinliyor musunuz? Şualar 268. Her bir ayetin nesi varmış? Mutadit manaları vardır. Her bir mana küllidir. Yani o mutadit içinde her bir tanesi küllidir. Ne demek? Her asırda efradı bulunur. Tamam. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam'ın cennetten ihracının bize bizdeki ders nedir? İbret değil. Adem Aleyhisselam cennette olduğunu bilmedi. Onu yedi, cennetine indi. Siz de şu cemaat sizin cennetinizdir. Kıymetini bilmezsen düşersin cehennemine. Aile hayatınız cennetinizdir. Küçük bir cennet. Kıymetini bilemezsiniz, düşersiniz cehenneme. Onları hep anlatıyor. Bir ders var şimdi, yayına girecek. Adem Aleyhisselam'ın cennetten ihracının bizdeki karşılıkları. Usta diyor ki, mesela sadakat hidayettir. Hidayet ruhun cennetidir. Sadakat istikamettir. İstikamet hidayettir. Hidayet ruhun cennetidir. En büyük nimet var olma bilinci ve varlığından haberdar oldun Allah'ın. Sonra sadakat göstereceksin dine. İstikamette kalacaksın. Hidayet ruhun cennetidir. Bil ki cehenneme düşmeyesin. Bak, cehenneme düşen sebepleri sayayım size. Sayayım mı? Sayayım bak. Cennetinizden düşersiniz. Bak şurada. O niçin saydım? Her bir ayeti mutadit manası var. Yani Adem Aleyhisselam'ın cennetten ihracı ya ibret almak için falan değilse, o bir senaryodur. Aynısı bizde var. Bize sunulan cennette farkında değiliz. Bilmeyiz kıymetini, düşeriz cehenneme. Bak cehennemi de okuyayım, cenneti de okuyayım. Düşeriz arkadaşlar. Allah'ın bize sunduğu mesela aile hayatına diyor, imanı bil ahiret hükmederse aile hayatı cennet olur. Ama aile hayatına imanı bil ahiret, ahiret inancı hakim olmasa, birbirimizin değerini kıymetini bilmezsek
Orası bize olur cehennem, eve gitmek istemeyiz. Eve gitmek istemedikten sonra neresi sana cennet olur ki daha? He? Ben seni görünce rahatlayamıyorsam, sen konuşunca beni memnun etmiyorsan, ya bunu dünyanın hayatı mı olur be kardeşim? Tadı mı olur ya? Bak, ilk önce cennetini okuyacağım. Ruhun cennetini okuyor. Hizmet, sadakat. Cennet kaç tabakadır? 8. Cehennem? 7, bir aşağıda. 8 tabaka senin tencereye böyle getir. Tencerenin içine atarsak o sana şimdi küçük bir cennet olacak. Hizmet. At içine. Hizmetin var mı? Bir davan var mı? Bir şeyin peşine koşuyor musun? Ne demek bu? Kendinden daha kıymetli bir şey, hayatından daha kıymetli bir şeye hayatını harcarsan hayat yaşamaya değer. Kendi hayatından daha kıymetli bir şey var mı? Yok. En kıymetli hayattır. Bu hayatı hayatından daha kıymetli bir hedefin olursa bu hayatı harcamaya, bitirmeye değer. Film çekiliyor çünkü. O da hizmettir. Hayatımızdan daha kıymetli imandır, Allah'tır. Hizmettir. Tencereyi getirdik bak, cennet yapacağız. At hizmeti bunu. Sadakatı da at. 2. 3. İhlas. 4. Tefekkür. 5. Şefkat. 6. Fakr. Fakirliğini bilmek. Haddini biliyorsun. At. Ve takva. 8. Karıştır. Oha sana cennet. Bil kıymetini ki düşersin cennetinden aşağıya. Peki bunu ortadan kaldıran cehennem sıfatlarını sayayım. Adem'in cennetten düşmesi. Adem değil, o benim. Adem benim, Nuh benim, Şit benim, İsa benim, Musa benim, Muhammed benim diyebilmeliyiz. Kur'an'a direkt muhatabız. Yani Muhammed'i meşrep, Musevi meşrep, İbrahim'i meşrep. Ustad diyor birinci şu anda. İbrahim'i meşrep nedir? Şefkat ve tefekkür. İbrahim'i meşrep oluyor. Şeriata uymak. Hangi meşrep galip? Musa. Allah Allah. Şimdi bu cennetimizden düşüren sebep cimrilik, tamah. Cimrilik ve tamah. Ne olacak bu? Ne olacak? Sen yemedin. Çocuğuna düşecek, elin kızı gelecek onun eline. Elin kızı yersin diyecek. Kızın varsa yarısı ona, yarısı elin oğluna. Gene sen yemedin. Cimrilik ve tamah. Cehennemin bir tanesi. 2. Hırs. 3. Bunlar saydım. Ruhun asiti. Hırs. 3. Haset. Ruhun kuyusu. 4. Riya. Başkası için yaşamak. Ne derlerdi? Yemek, almak, içmek, binmek. Allah kimsenin başını vermesin. Öyle bir bela ki bu. Tamam. Başkası için şahsiyetini kaybetmek. 5. Kibir. 6. Ucup. Bir yumurta yumurtladın, 7 mahalle duydu. Biliyor musunuz ya falan camiye 5 lira verdim diye 5 seneden beri onu anlatıyoruz. Yani bu acayip bir şey ya. Yani yaptığım bir şey bunu tamam bel bağlam. 7. Tulu emel. Arkadaşlar bakın bir daha bu noktadan bu ayet şey meali okuyayım. Şualar 268 ne olur. Her bir ayetin mutadit manaları vardır. Tamam. Bu mutadit manalardan çeşitli manalar bir tanesini alıyorum. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Madem Kur'an'da Adem Aleyhisselam geçiyor, Kur'an cennetten indirildi. Onun küllidir, her asırda efradı bulunur. Bende nasıl gözükür hadi bakalım. Oradan yola çıktım. Ve cennetlerinizden bahsediyorum, cennetimizden. İnşallah dinlersiniz onu. Bir tanesini söyledim. Cennetten bir tanesi sadakattır. Bir tanesi hidayettir. Cennetinizden bir tanesi aile hayatınızdır. Cennetten bir tanesi cemaattır. Nimettir. En büyük nimet Allah'ın varlığıdır. Kardeşim kendini haberdar etti ya. Allah kadar büyük nimet olur mu? Sorayım kendinize, sorun.
İmanınızdan daha değerli neyiniz var? Bu elimle o kadar cenazeyi yıkadım ki, o kadar kefenledim ki. Avrupa'ya indim, Avrupa, araba uçaktan indim. Abi iyi ki geldin. Ben de zannettim ona bir şey ikram edecek yemek falan. Ciddi diyorum abi. İndim, iyi ki geldin abi. Sağ yapıyor. Tamam kardeş ya tamam. Ya merak etme ya falan. Hani biraz da yavaştan alacağım. Tamam yemeyiz falan. Ben zannettim yemeği falan götürecek. Dedim. İyi ki geldin abi hani bir şey ikram edecek diye. Abi ya babam öldü de cenazeyi sen yıkasan. Lan ben olmasam kim yıkayacaktı öyle mi gömecektin? Ya tamam abi ama sen sür elini. Ya kardeşim ya Allah Allah diyesin gelmiyor yani ben cenaze yıkamaya gelmedim falan. Ama kardeşin işte dedim onunla ben girerim tamam. Yani bir şey demek istiyorum. Bununla o kadar yıkadım ki seni de beni de yıkayacaklar. Değmiyor. Bu pili, beden pildir. Bu pil biterken filmin çekilsin. Ama öyle film ki pilden kaliteli olsun. Pil bitmiyor. Ben böyle öyle inanıyorum ki vallahi. Burası mı orası, orası mı burası? Bazen karıştırıyorum derdizir abi. Aynen inanıyorum. Burası mı orası, orası mı burası mı diye bazen karıştırıyorum der. Ne demek şu? Odun düşünün. Bakayım burası mı orası mı? Bardağın içerisinde su var. Bardak ayrı, su ayrı. İçi bir dişi. Aynı değil. Odunun içerisinde nur var diyemem. Bunun gibi. Bu ayrı. Çünkü ayrı bir şey değil. Bu odun denilen şey iki zıt yapının görüntüsüdür. Duman ve nur. Duman nerede bunun odunun? Her yerinde. İçi olmaz. Bardak gibi içi. Bu dişi kim? İçi neresi odunun? İçi dişi aynı. İçi dişi yok. Odunun neresinde duman? Her yerinde abi, sağında, solunda, altında. Öyle değil mi? Peki, içinde var, dışında yok. Bak bunda içinde su var, dışında yok. Öyle değil. Her yerinde duman var. Peki, nur neresinde? Onun zıttı. O da her yerinde. İki zıt her yerde. Ha, iki zıt kendisini odun gösterdi. Peki, bu nur, içindeki, içi demeyeyim gene. Odunda olan nur, oduna ne kadar yakınsa ve neresindeyse dünyanın orasındadır ahiret. Neresi şimdi orası? O zaman burası neresi? Bilmiyorum. Acaba orada mıyız şu anda komple? Oraya mı gitmişiz? Yoksa orası mı burası? Allah Resulü ile destekliyorum. İlim meclisleri cennet bahçeleridir diyor. Cennet ikidir sevgili kardeşlerim. Cennet ikidir. Bir nurani cennet, Risale'de geçiyor, bir de manevi cennet. Nurani cennete merak etmeyin, gideceksiniz. Hazreti Ali diyor ki, onu Müslüman gidecek. Niye? Hayvan gidecek oraya. Deli gidecek oraya. Ehli fetret gidecek oraya. Çocuklar gidecek oraya. Öyle değil mi? O nurani, bizim o Kur'an'da bahsettiği bizim cennete gideceğiz yani. Önemli olan manevi dünyadaki cennete girmek. Hidayet diyor, ruhun cennetidir veya aile hayatı, saadetli aile hayatı kişinin cennetidir demiyor mu? Ha, dikkat edip bu cennetten düşmemek lazım. İşte, şimdi soruyorum Fatih'im canım benim, bir daha tekrar et dedin de, orası mı burası, burası mı orası, karıştırıyorum. Yani odun mu nur, nur mu odun mu? Ha demek ki iki zıt burada gözüktü. Ben odunu yandı diye kabul etmiyorum. Odun yanmaz. Abi o yanıyor. Bak. Diyor ki içinde, içi demeyeyim. Odunda nur var. Hapsedilmiş. Her yerde olmak isteyen bir fıtrat. Çıkmak istiyor ama nasıl olmuşsa hapsedilmiş. Oduna kirbit denilen bir şeyle delik açılmış. Odunda bulunan nur. Of be. Demiş. Yanmıyor. İçindeki hapisler kurtuluyor. Hürriyetine kavuşuyor. Odundaki nur, ışık nasıl? Yanıyor mu? Hayır. Kibrit delik açmış. Oradan of be. Ha, bu odun nura nasıl dönüştüyse beden ahirete böyle dönüşecek. Hiç endişe etme. Azrail'den kasıt
Kirbit, kirbit yakmıyor. Açıyor bakın. Ama buradan bakarsan, abi kirbit odunu yakıyor. Ha zahircisin. Dersleri gelmesen böyledir. Ustad diyor ki, ölüm diyor zahirde gözüktüğü gibi diyor dehşetli değil. Yani zahirde baktığın gibi kirbit bunu yakmıyor. Meğer içindeki nur her yerde olmak istiyor. Hapsedilmiştir. Rahatlamak istiyor. Nefes al. Of be. Neresini yaktın ki şimdi? Adam hürriyetine kavuşturdun. Ama burada diyorlar ki yandı. Neresi yandı? Ben de anlamıyorum ki. Meğer delik açtı adam. Gitti. Hiç kimse yok. Kafana düştü. Erzurum'da ölü oluyormuş. Birkaç kişi ölüyormuş senede. Eskide tabii. O çatılardan asılan buzlar varmış. Sarkan ondan sonra pat diye kafasına düşüyormuş. Peki o su olsa adam ölür mü? Yok. Bak buz. Vur güneşi. Su. Biraz da vur. Hiç kimse yok. Buhar. Hani buzdu? Ne buzu kardeşim? Biraz da kimyasal yapını yap. Hidrojen oksijen. Biraz da değiştir. Esir. Biraz da değiştir. Maddi hayat. Biraz da değiştir. Aynı hayat. Cennet işte. Aynı yerde var işte. Bir yere gitmedim. Aynı yerdeyim. Ya kardeş. Burayı bir yorumladığın zaman Risale-i Nur gözüyle hakikaten vallahi şaka demiyorum. İnsan şaşırıyor ve karıştırıyor. Acaba burası mı orası? Çünkü tenteneli perdedir diyor. Dünya böyle ahiretin bitişi değil. Alemi gaybın diyor. Alemi melekutun bir şubesiymiş burası. Yani oda gibi. Orası mutfak, bu salon gibi. Tenteneli perde. Eski şöyle bir şey vardı. Eskide telefonlara kontur yüklemek için kart verirlerdi. Değil mi? 250'lik, 500'lük. Onun üzerinde bir tane boya gibi bir şey vardı. Hatırlar mısınız? Tırnağına kazırdın, yazı çıkardın. Dünya bu. Kazıdığın zaman ahiret numaran çıktı. Dünya bu kadar biliyor musun? Kazanacak kadar bir şey. Ufak. Esselatu ve selamu aleyk. Kazırken çıkan sesmiş bu selam. Sen bakın. O toprakta mezar kazımak. Ses şırırt. Esselatu ve selamu aleyk. Bu derde sonra diyeceğim ama ya nereye geldik ya buraya. Ne kadar hoş bir şey ya. İyi ki buradayız. Elhamdülillah. Allah var mı kardeşim? Var. İşin başında o mu var? Ne korkacaksın? Allah'tan korkana ölüm yar olur. Allah'tan korkmayana ölümle dünya dar olur. Allah'tan korkana ölüm yar olur, yar. Yoksa bar olur. Allah'tan korkmayana ne korkacaksın? Allah'ın işi. Kabirmiş. Bana ne ya? Melekler varmış. Benim işim mi? Herkes işini yapıyor. Benim işim Allahu Ekber, Allahu Ekber. Namazımı kılarım. Dersime de giderim. Orucumu da tutarım. Kitabımı da okurum. Ne yapar? Bilmem kardeş. Mal onu. İstediğini yapar. Malikel mülk. Böyle Risale'nin bir teslimiyetini kaptın mı dünya ne olur? Cennet. Ama saymış olduğum 7 tane sıfatlara ne kadar yaklaşırsanız Adem'i cennetten indirirler. Adem, o Adem değil. Adem sensin. Adam yani. Varlıksın sen. Takma ona. Sensin sen. Adem sensin. Diyecekler ki Allah vay be. Ben de peygamberlik mi varmış. Elhamdülillah. Ben şey biraz hızlı gideyim. Teçhizatını cephanelerini kendi kuvvetine göre çekme mustardır. O şahsı bak bu anlattığım konulara göre düşün bak şimdi. O şahsı ve kulübe küçücük kuvvet miktarınca düşman ordusunun bir onbaşısıyla ancak mücadele eder. Kendine güvenen mikropla nasıl mücadele edecek? Ha bir tanesini yendin. Ötekisini yersin nasıl yeneceksin? Fazla bir şey elinden gelmez. Öteki kardeşi kendine güvenmiyor. Kendisini aciz kuvvetsiz biliyor. Allah her şeye hakim. Ya konuşuyorsun. Ne konuşuyorum kardeşim? Benim vücudumdan ne olduğunu bilmiyorum ki. Doktorum dedi ki bana. Ya dedim ben dedim yemek. Biz günde 2 defa yiyoruz. 3.5-4 olunca gözüm kararıyor böyle ayağım. Ya dedim acaba dedim bizim dershane doktoru. Bak ne diyor. Doktor ha. O da bizden demek sirayet almış. O da kafayı bitmiş.
Diyor ki, dedim ya bir şeker var mı falan, bir baksak dedim, nasıl olur dedi ya Fikret. Abi bir şeyin var mı dedi. Dedim böyle oluyor. Neyle geçiyor? Bir tatlı atıyor. At tatlı dedi, uğraşma dedi böyle vesveselerle. Benim diyeceğim o bana diyor. Ben de atıyorum, tamam veled dalin amin. Çünkü ömür değişmez kardeşim. Ne uğraşıyorsun? Hissi, nefsi, cismaniyeti galip ettireceksin. Cesedi galip ettireceksin. Cesede ait hisleri ya. Zaten ölünceye kadar kesin yaşayacaksın. Allah Allah. Kendisini aciz, kuvvetsiz biliyor. Ne güzel ya, teslimiyet vallahi ya. Şu anda böbrek ne oluyor? Bana ne ya, ne oluyor? Mülk benim değil ki. Niye sahipleneceğim ki? Haksız temellük. Ayna darlığını bilmemek. Mevhumu muhakkak bilmek yani. Ham ne demek? He ne demekti? Haksız temellük. Senin malın olmadan benim demek. Çalıyorsun. Ham A, ayna darlığını bilmemek. Mevhumu muhakkak bilmekten vücuda gelen ve suret ve vücut Adem'dir diyor. 81 şualar. Padişah intisap etti. Askere kaydedildi, cemaate gitti. Kitap okudu, Kur'an okudu, askere kaydoldu. O intisab ile, bak şimdi. O intisab ile şimdi mesela Esselatu vesselamu aleyk. Seni uğurlarken bak inan. Şimdi bak bir Nurcu kardeşi kim uğurluyor? Akrabalarına çok az var. Hepsinin de var arkadaşların mezarın başında. Ulan seni gönderenler arkadaşların. Orada karşılayacaklar dava arkadaşların. İki dava arkadaşına kim girebilir ya? Ben böyle bir ölmüştüm rüyada. Bir tane parçasını söyleyeyim. Ulan dedim, bir endişe ettim ya. Kim, hakikaten kimse olmazsa ben ne yaparım ya? Kudüs'ünün Sultanbeyli'nde kimse yok. Fabrikaya gittin, kimse seni muhatap almıyor. Bomboş yani. Korkmaz mı ya? Bir an olur. Ulan kabirde azap yok ama tek başıma bile çıldırır ya. Baktım oh, birileri geldi. İşte annemin künyesiyle beni şey yaptı. Namı diğerli Hasan Hoca dedi. Hoş geldin dedi. Ay böyle. Meğer Münker Mekir'miş. Hoş bulduk kardeşim dedi. Biz böyle alıştık. Kardeş diye alıştık. Farkı ne olacak? Ondan sonra. Başta ustad diyor ki. Kabire girdim diyor. Soğuk. Dar. Karanlık. Sıkıldım diyor. Sonra baktım ki diyor. İki Münker Mekir Nekir denilen iki mübarek arkadaş. Benim yalnızlığımı. Karanlığı, soğuğu, sıcağı değiştirdiler diyor. Benimle sohbet etmeye başladılar diyor. Hesap sordu demiyor ha. Bak iki Münker Nekir geldi diyor. Benimle sohbet etmeye başladılar diyor. Soğuk, dar, karanlık kabrim genişlendi, nurlandı ve ısındı diyor. Benimle diyor sohbet etmeye başladılar. Kardeş soruyu burada soruyorlar. Orada yazılıyı söylüyorlar sana. Soru bir. Bir. Mesela karşıdan açık saçık geliyor. Soru bir, bakıyor musun, bakmıyor musun? Soruyu burada sordu. Soru iki, tartırda aram yapıyor musun? Karşılıklı çek veriyor musun? Kul hakkı yiyor musun? Yalan konuşuyor musun? Burada soru değil mi? Soru bu arkadaşlar. Cevap da ne? Senin yaşantın. Orada ne yapacak Münker Mekir? Yazılı okuyacak sana. Bak şöyle soru soruldu, böyle cevap verdin. Yazılı kağıdını sana okuyoruz. Sen yazılı olduğun zaman sınıfta öğretmen verdiğin anda neticeyi söylüyor mu? Bizim bir hoca vardı, bir ay sonra söylüyordu. Tembel hocalar da var böyle daha. Çalışkan hocalar da var. Bir hafta sonra yazılı okuyan var, bir ay sonra okuyan var. Hepiniz rastlamışsınızdır. Şimdi bize de, bilmiyorum kaç ay sonra, bazıların belki aramızda bir ay sonra okunacak onu yazılı kağıdı. Tam hiç üzerime almıyorum. Yazılı kağıtlar orada okunuyor. Soru burada soruluyor. Orada soru yok. Aynı bu noktada bakın, padişah intisap etti, askere kaydedildi, o intisap ile, kitap okuma ile, namaz kılma ile imam bir intisaptır. Koca bir ordu ona nokta istinat oldu, İslam ve Allah. Ve o intisap ile arkasında padişahın himmetiyle bir ordunun manevi kuvveti taşit edilebilir bir kuvveti manevi ile harbe atıldı. Yani Allah 1,5 milyar Müslüman benim imanımı takviye ediyor. Yani benim doğru olduğumu söylüyor. Evet merak etmez, biz de iman ediyoruz diyor. Bir Müslümanın en büyük iyiliği kendi varlığıdır. Bana diyor ki
Abdullah diyor ki, Ahmet Mehmet diyor ki, sen iman ettin Allah. Doğrusun çünkü ben de iman ettim. Bana güven getiriyor. Sultanbeyli'de bir sensin. Hiç kimse iman etmese ne yapardın? Korkunç olur ya. Hatta cemaate gelirken Müslüman ana babamız oldu. Ulan siz mi akıllısınız lan? Öyle derdi bizimkiler. Ha hiç kimse Müslüman değil. Biz sizsiniz. Nereden çıktı lan bu şeyler diyor. Acayip bir şey ya. Yani imanımıza kuvvet verecek cemaat var, Kur'an var. Şimdi Resulullah'ı düşünün. Biraz önce güldünüz ama aleyhissalatü herkes aleyhinde ve tek. Nasıl dayandı ya? Bir psikolojiniz yoklar mısınız? Teksiniz. Hiç kimse sizin gibi düşünmüyor. Nereden başlayacaksın ya? Cami yok ha Sultanbeyli gibi. Tesettür mesettür yok. Eğer peygamber olmasaydı özür dilerim ama siz de dahil ben de dahil. Üç tane adam bir eşek oluyordu o zaman. Çarşı pazar gidiyor eşek yük taşıyor. Üç köle satacaksınız ki bir eşek alasınız. Çarşı pazarda böyle köle satılıp eşek alınıyordu. Üç tane eşek götüren, bir tane eşek götüren üç tane köle alıyordu. Sen ne işe yarıyorsun? Ben ne işe yarıyorum ki? Eşek daha yük taşıyordu. Abi o kadar şey mi? Ya arkadaşlar inatlaşıyorlardı firavunlar. Sen mi iyi vuruyorsun ben mi? Lan ben, sen. Gel tamam. Getir bir köle. Benim köleyi getir. Bağla oraya kolunu bacağını. Kafayı da bağla. Sağ göz benim, sol göz senin. Kim vurursa. Kaybedersek bu köleyi ödeyecek, bir de bir köle verecek. Yani hedef tahtası yapılıyordu. El İslamiyet'ten önce. Şimdi bu köleye geliyor, Bilal Habeşi'ye geliyor, sen kainattan öncesin diyor. Allah'ın halifesisin diyor. Makama bakın. Pazarda mal diye satılan kadına hak veriliyor, seçme veriliyor. Ve mülkiyet hakkı veriliyor, mülk iken. Mal iken mal sahibi ediliyor, kadın maldı. Şu İslam'a bak ya. Arkadaşlar, üç tanemiz bir eşek oluyordu. İslam'dan önce. Tuhaf değil mi? Ama öyle. Ne kadar şükretsek az ya. Elhamdülillah. Allah şu anda hepimizi hakim. Hepimizi görüyor. Bunlar hep gösterilecek haşirde. Şu konuşmalar gösterilecek. Ne kadar şükretsek az. Düşünün. Bunlar karşımıza hep çıkacak. Zor durumda kaldığımız zaman hep böyle derslere gidip geldiğimiz hep karşımıza çıkacak. Evet. Kuvvet imaniye atıldı. Ta düşmanın mağlup ordusu içindeki şahın büyük bir müşirine rast geldi. Yani kıvıramadığım bir hastalık, bela. Öyle düşün. Kendi padişah namına teslimiyet, iman. Seni esir ediyorum gel der, esir eder getirir. Şu halin sırrı ve hikmeti şudur ki, hızlı okuyorum. Evvelki başı bozuk, kendi menba kuvvetini ve tecizatını kendisi taşımaya mecbur olduğu gibi için gayet cüzi iş görebilir. Şu memur ise kendi kuvvetini menbaını taşımaya mecbur değil, belki onu ordu ve padişah taşıyor. Padişah taşıyor. Mevcut telgraf ve telefon teline makinesini küçük bir tel ile rapt etmek gibi şu adam bu intisapla kendini o hadsiz kuvvete rapt eder. Bu intisapla, cemaatla, namazla, oruçla, kitap okuyarak, Kur'an okuyarak bu intisapla kendini o hadsiz kuvvete rapt eder. Kur'an okumak Allah ile sohbet. İşte velillahi meselül âlâ, eğer her mahluk, her zerre doğrudan doğruya vahid-i ehada isnat edilse ve onlar ona intisap etseler, o vakit o intisap kuvvetiyle ve seyidinin havliyle, emriyle karınca firavunun sarayının başına yıkar, baş aşağı atar, sinek Nemrut'u gebertir, cehenneme atar, bir mikrop en cebbar bir zalimi kabre sokar, buğday tanesi kadar çam çekirdeği, bir dağ gibi bir çam ağacının desgahını ve makinesi hükmüne geçer. Havanın zerresi bütün çiçeklerin, meyvelerin ayrı ayrı işlerinde, teşekkülatlarında muntazaman güzelce çalışabilir. Bütün bu kolaylık bilbedahe memuriyet
ve intisaptan ileri geliyor. Bir de okuyorum şu cümleyi. Bütün bu kolaylık anlatılan bu ders, bilbe dahi memuriyet ve intisaptan ileri geliyor. Eğer iş başı bozukluğa dönse, esbaba ve kesrete ve kendi kendilerine bırakılıp şirk yolunda gidilse, o vakit her şey cirmi kadar ve şuuru miktarınca iş görebilir. Allah gecenizi, gündüzünüzü mübarek etsin. Amin. Biraz uzattığımdan dolayı özür dilerim. Mevzunun akışı böyle icap etti. Evladı iyalinizden Cenab-ı Hak İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Evlerimize hastalıkların sebebi olan erva habiseleri, mevadi şerileri hak ile yeksan eylesin. Amin. Sihat ve selamete sebep olan erva aliyeleri nasip eylesin. Amin. Huzura sebep olan huddamı Hazreti Ali'ye radıyallahu anh hangi esma ve sıfatıyla yaratmışsa huzurumuz için aynı esma ve sıfatın hatırına bize de huddamlar yaratmasını nasip eylesin. Amin. Hizmet imaniye Kur'aniye'de daim kayım sayım eylesin. Amin. Hizmet imaniye'de ihlasta, sadakatta, takva ile hizmette iştinab-ı keba ile devam etmeyi Cenab-ı Hak nasibi müyesser eylesin. Amin. Son nefesimizde gene böyle bir cemaati Cenab-ı Hak şahsiyet-i maneviyesini nasip eylesin. Amin. Ki buyurun Eşheden la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü deyip çene kapamayı bize, sevdiklerimize, evlad-ı yarlarımıza ve alem-i İslam'a nasip eylesin. Amin. Vahir devahumen elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha, temas salavat. Allah.